Ama takdir ederseniz ki bununla ilgili açıklamayı Öz Eleştirme Yüksek Kurulumuz kararı çıktıktan sonra vermek daha doğru olur diye düşünüyorum. Gerçekten öz eleştirme uygulamalarını biz serbest piyasa ekonomisinin gelişmesinin bir aracı olarak görüyoruz. Bu anlamda birçok alanda Öz Eleştirme İdaresi Başkanlığı olarak hazırlıklarımız var. Onları Öz Eleştirme Yüksek Kurulu'nun gündemine getireceğiz. Oradan kabul edilenleri zaten biz sizlerle paylaşacağız. Ne zaman olur? Yakın bir zamanda yapacağız onları. Yani seçimden önce mi? Bizim seçimden önce, seçimden sonra diye bir düşüncemiz yok. Biz ne zaman neyiniz yapıyorsak hemen açıklıyoruz zaten. Peki varlık barışıyla ilgili daha öncelerden evet. Bunun farkı ne olacak? Hani ne kadar gelmişti? Şimdiki hedef ne? Şimdi değerli arkadaşlar, biz varlık barış uygulamalarını yaparken özel bir rakam hedeflemiyoruz. Bu defa varlık barışı uygulamasını şu anlamda önemli görüyoruz. Aslında biz geçen sene yurt dışından getirilen varlıklarla ilgili bir düzenleme yapmıştık. Onun süresi bitmişti. Ama özellikle biliyorsunuz önümüzdeki süreçte uluslararası bilgi paylaşım süreci başlıyor. Yani ülkeler artık karşılıklı olarak birbirleriyle bilgi paylaşmaya başlayacak. Özellikle yurt dışında varlığı olup da bir önceki varlık barışında varlıklarını Türkiye'ye getiremeyenlerin tabii ki bu konuda beklentileri var. Biz dolayısıyla yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirmek isteyen bu kesimler açısından bu düzenlemeyi getirmiş olduk. Diğer taraftan da içeride de özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz bilançolarını güçlendirmek istiyorlar. Aktiflerini güçlendirmek istiyorlar. Aslında kenarda kıyıda bir parası var. Dövizi var, altını var, gayrimenkulü var. Bunları işletmeye dahil etmek istiyor. Ama tabii tereddütleri var. Şimdi biz bu varlık barışıyla bütün bu işletmelerimize diyoruz ki herhangi bir çekinceniz olmasın. Getirin bu paranızı, altınızı, dövizinizi, gayrimenkulünüzü işletmenin aktifine dahil edin. Biz hiçbir şekilde sizden vergi almayalım. Böylelikle sizin bilançolarınız güçlensin. Bu kaynaklar atıl olarak kalmasın, ekonomiye dahil olsun. Siz de bankalara gittiğiniz zaman bilançonuz daha güçlü olduğu için daha kredibil hale gelin diyoruz. Dolayısıyla burada hakikaten hem yararlananın kazandığı hem Türkiye ekonomisinin kazandığı bir çözüm. Bunun ben önümüzdeki birkaç ay içerisinde bile ekonomide ciddi bir hareketlenme, canlanma getireceğini söyleyebilirim. Ne kadar miktar bekliyorsunuz? Var mı miktar? İyi bir miktar bekliyoruz. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrası yapılan açıklamada gerek mali disiplinin devamı özellikle vurgulandı. Para politikasındaki duruşumuzun aynı şekilde devam edeceği hususu özellikle vurgulandı. Dolayısıyla orta ve uzun vadede de büyüme odaklı bir ekonomi politikasının devamına vurgu yapıldı. Dolayısıyla biz ekonomi politikalarını bir bütünsel yaklaşımla bakıyoruz. Yani tek bir araca veya tek bir çözüme odaklanmak doğru bir yaklaşım değil. Gerek para politikası, gerek maliye politikası, gerek genel ekonomi politikaları bir bütünsellik içerisinde bu enflasyonun aşağı çekilmesi, cari açığın kontrol altında tutulması, orta ve uzun vadede Türkiye ekonomisinin büyümesine dönük bir çerçeve oluşturdu, oluşturmaya da devam edecek. Bu açıdan bence son derece önemli bir toplantı. O toplantının akabinde şu anda ekonomi yönetiminde ilgili teknik ekipler, ilgili kurumlarda çalışmalarını yürütüyor. Biz bunları da takip ediyoruz. Dolayısıyla bu çalışmaların sonuçlarına bağlı olarak da her türlü kararı alırız. Ekonomimizin istikrarı her şeyin üstünde gelir. Türkiye ekonomisini 2010 sonrası dönemde ortalama %7 bitmişiz. Son 16 yıldır %3,5 kat Türkiye ekonomisi büyümüş. Bütün bunları yaparken uyguladığımız kararlı ekonomi politikaları var. Buna aynen devam edeceğiz.